Hoş buldun Aylin Hanım. Gel bakalım. Öpücük ver bakayım bana. Oo, siz de hoş buldunuz inşallah. Vallahi biz pek hoş bulmadık. Daha sofra kurulmamış ya. Kadir Bey, buyurun mutfakta bana yardım eder misiniz? Ya. Ya var ya senin yanında huzur buluyorum ha. Nasıl geçti, ne yaptın? Fena değilim. Kaç film seyrettim canım çıktı ağlamaktan. O Türkan yok mu? O Türkan yine öptürmedi dudaktan. Ya çok seviyorum biliyor musun bu şarkıyı? Bayılıyorum. Boş ver ya. Yo, takılmıyorum zaten. Gece dışarı mı çıksak baş başa? Hadi görüşürüz. Kim bilir gelen geçen ne diyor halime ben? Ben değilim o günler. Kadir abi, Zeynep abla. Güle güle oğlum. Nereye gidiyoruz, nereye? Çok sevdiğim bir mekana götüreceğim seni. Cemil Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Masanız hazır, buyurun. Teşekkürler. Ben? Teşekkür ederim. Ya Cemre, sen niye beni buraya getirdin? Yemek yeriz diye. Ne oldu, sevmedin mi? Yok yok, tamam. Sıkıntı yok, sorun yok. Ben bir iki dakika tuvalete gideyim, geleyim. Nasıl ya? Ya şaka mısınız ya? Ya bilerek mi yapıyorsunuz ya? Ya kardeşim, ben bir tane çay alayım ya. Maalesef çay servisimiz kapandı beyefendi. Kocaman restoran, çay yok mu burada? Maalesef. Kahve? Kahve içeriz. Bir soralım garson beye ya, belki kahve servisini de kesmişlerdir. Ha? Var mı kahveniz? Kahvemiz var. O zaman iki tane orta kahve, lütfen. Tabii ki. Ne oldu, niye gerildin? Bak ben sana daha temiz anlatayım kendimi. Bu parlak ışıklar, bu aynalı yansımalar falan filan bunlar... çok ben alışkın değilim bunlara Cemre. Yani benim büyüdüğüm, yaşadığım ortamda... biz yarı karanlıktaydık. Öyle yaşadık, öyle büyüdük yani. Bu parlak ışıkları görünce ben... far görmüş tavşan gibi... kala kalıyorum insanın içinde, o da... olmuyor, kasılıyorum yani, elim ayağıma dolaşıyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum çok. Hesabını ödeyemeyeceğim yerlere de gitmek istemiyorum. Kerem, ne hesabı ya? Ya Cemre, ben hesabını ödeyemeyeceğim yükün altına girer miyim ya? Öyle bir şey yapmam ben. Ya ben burada ne yiyeceğim şimdi? Cemre, ben burada ne yiyeceğim? Balık mı yiyeceğim ben? Ben zaten Sarıyer'den geliyorum.
balığın cennetinden geliyorum ben ya. Burada 400 lira para alıyorlar ya burada bir balığa. Şey yapamıyorum yani. Uyum sağlayamıyorum ya. Yine bir şey geliyor. Yok, gelen bir şey yok. Sadece baktım. Sen boş bakmazsın avukatım. Ne var dilinde? Hadi dökül. Senin en çok sevdiğim tarafın ne biliyor musun? Bir balta hesap olamayışım. Cebimde de 110 lira para oluşum. Hiçbir şeyin arkasında saklanmadan canını sıkan neyse onu söylemem. Harbi mi? Bütün işim gücüm çocuğu karşıma oturtup konuşmaktı. Ama bulamıyordum. Bir türlü bulamıyordum yani. Ne yaparsam yapayım olmuyordu. Kimin çocuk? Bendim o çocuk. Bendim. Ama buldum onu. Oturttum karşıma. Konuştum. Hem artık yüzü de gülüyor. Artık onu niye bulamadığımı da öğrendim. Niye? Seveni yoktu seveni. Ama artık var. Onu seven biri var. Söyle o çocuğa. Onu çok seven biri var. Çok. Asiye Karaca ile ilgili hiçbir bilgi yok. Nasıl bir şey yok Cemre? Yok. Yani her şeyi gizlemiş gibiler. Bu kadının Veli Cevher'le bir bağlantısı var değil mi? Ya babam o yüzden saklamıştır. Peki eşi? Yani evli olup olmadığına dair de mi hiçbir şey yok? Maalesef. Cemre. Tamam. Aramızda. Kimse öğrenmeyecek. Cemre biraz konuşabilir miyiz? Çek elini. Tamam, çektim. Konuşabilir miyiz? Demir, benimle konuşma ya. Gözüme gözükme. Şimdilik seninle aynı havayı soluyorum ama şimdilik. Sen kimle, neyle tehdit edersen et, çok yakın zamanda senden kurtulacağım. Senden de o Belma'dan da. Yaptığım şey çok çirkindi. Evet, öyleydi. Sana bunları yaşatmış olmaktan hiç mutlu değilim. Çok mutlu görünüyordun ama. Ne oldu? Pişman olunca daha kârlı olacağını mı düşündün? Senin pişmanlığın hiçbir şeyi değiştirmez artık. Biliyorum. Biliyorum. Farkındayım. Ama sadece bil istedim. Ben bunu biliyorum zaten. Bilmeyen sendin. Ve hala da bildiğini zannetmiyorum. Çirkin olan ne biliyor musun? Senin inandıkların, mutlu olmak için yükselmen gerektiğine, zafer kazanman, gözünü doyurman gerektiğine inanıyorsun sen. Senin için mutlu olmanın yolu insanlara acı çektirmekten, onları ezmekten, mutsuz etmekten geçiyor. Yani çirkin olan senin bu hayatta seçtiğin yer. Neyse ki o yerde ben yokum artık. Kızım.
geldin. Hoş buldum. Ya ne niyetinde geldin ama seninkilerin hiçbir evde yok. Yani onları görmeye geldiysen evde bir Meral'le ben varım. Meral'i de görmeye gelmemişsindir. Yok. Ben sizi görmeye geldim. Hayırdır kızım, bir şey mi oldu? Yok, yani işten erken çıktım. Siz de sıkılmışsınızdır diye düşündüm. Belki bir çay içeriz. Olur tabii. Çok da güzel olur. Ama benim bir 5 dakika işim var mutfakta. Bekler misin? Tamam tamam, beklerim. Tamam. Ne haber kız Türkan? Senin de işin zor valla. Bütün çirkeflik bitti, lakap takmalara mı başladık? Niye öyle diyorsun ya? Türkan güzel isim. Türkan. Güzel yani. Bakma ya sen bana. Hasedimden yapıyorum bak. Vallahi bak. Kızım ben geri zekalı mıyım? Bilmiyor muyum Kerem bana geri dönmeyecek? Aslı. Böyle çizdi bak benim üstümü. Net. Şimdi annesini falan kurtardım ya. Vicdan yapıyor. İyi biri çünkü. Sana da tutulmuş belli ki. Görüyorum. Hakkı da var canım. Güzellik, fizik, tarz 10 numara. Ama zor. Zor yani. Ne saçmalıyorsun sen? Neymiş zor olan? Anlatayım. Şimdi... sen bu insanları seviyorsun belli ki. Yani sadece Kerem'i değil, annesini falan, herkesi seviyorsun. Güzel. Ama bir problem var. Sen bu kadını nasıl mutlu edeceksin? Birlikte spa'ya mı gideceksiniz? Cilt bakımına mı götüreceksin? Nasıl mutlu edeceksin sen bu kadını? Sevdiğini belli edeceksin Cemre. Var ya, şu üstündekileri satsan sadece. Kerem'in, annesinin falan komple hayatı kurtulur. O çocuğun eli ekmek tutacak. Güzel bir işi olacak. Şöyle sağlam da olacak. O zaman güvenecek kendine. Kerem olacak. İyi olacak. Ama yardım da istemez. Dağ gibi gururu var ikisinin. Ondan zor yani Türkan, bu işler çok zor. Sen böyle takıp takıştırıyorsun da Kerem gibiler sadece gururla süsleniyor. Nasıl yardıma ihtiyacı var biliyor musun? Fena. Ama istemez. Çok utanıyor. Yardım istemekten acayip utanıyor. O yüzden ben sana söyleyeyim. O bu utançla böyle aynı dertlerle, aynı hengameyle tüketecek kendini. Patlatacak o kafayı öyle. Ben sana diyeyim. Ben hazırım kızım. Gidebiliriz. Tamam. Görüşürüz Türkan'cığım. Görüşürüz Serpil teyze. Ben sizinle açık konuşabilir miyim? Tabii ki kızım, konuşabilirsin. Kerem bana babasıyla olan evliliğinizin biraz zor geçtiğini anlattı. Defalarca şiddete maruz kalmışsınız. Yani sakın yanlış anlamayın. Ben yani bunu hatırlatarak sizi üzmek istemiyorum. Ama ben size yardımcı olmak istiyorum. Ya elimden geldiğince. Biliyorsunuz ben bir avukatım ve yani dilerseniz eşinize uzaklaştırma kararı çıkartabilirim. Ceza verdirebilirim ve çok kısa bir sürede de ayrılmanızı sağlayabilirim. Benim güzel kızım. Ben bunları düşünmedim mi sanıyorsun? O adamdan boşanmayı, onun sakat haliyle evde bırakmayı, bana oğluma yaptıklarının hepsinin bedelini ödetmeyi düşünmedim mi sanıyorsun? Düşündüm.
Hem de çok düşündüm. Peki neden yapmamız, neden boşanmamız? Vicdanım yüzünden. Yani ben onu bırakıp gitsem... o evde o tek başına sefalet içinde ölür gider. Kimse gelmez yanına, kimse bakmaz ona. Hem yıllarca dirisini sırtımda taşıdığım bir adamın ölüsünü de taşımak istemedim. Kalmamın nedeni bu. Yanlış anlamayın, ben sadece yardım etmek istedim. Ama siz en doğrusunu daha iyi bilirsiniz tabii. Sen bana yardım ettin. Kerem'le yan yana geldin ya. Bu yeter bana. Hem bak o dükkanı bir açsın o çocuk, her şey nasıl tas tamam olacak. Evet biliyorum. O tamirhaneyi çok açmak istiyor. Hem çok aklı fikri orada o dükkanı açmakta. Siz birbirinize destek olun. Birbirinize yoldaş olun. Bu yeter bana. Tamam mı güzel kızım? Tamam. Zeynep. Efendim. Bence çok güzel. Bir de aşağıdaki odalar da çok güzel ışık alıyor. Ben de beğendim. Hem Kadir'le Kerem'e de komşu oluruz. Ama istemezsen başka bir yerden de tutabiliriz. Yok yok, istemiyorum. Yani tamam kırgınım. Ama ne olursa olsun ben Kadir'den uzaklaşmak istemiyorum. Ne oldu, siz kavga mı ettiniz? Boş ver ya, sonra konuşuruz. Şu ev işini bir halledelim de biz. Size iki ev daha göstereceğim. Onları da görelim isterseniz. Bence gerek yok. Siz bilirsiniz. İsterseniz ofise geçelim. Mal sahibiyle de görüştüreyim sizi. Tamam olur. Gidelim. Buyurun. Kerem. Yüzün ne oldu? Yok yok. Yok bir şey. Ne oluyor, bir şey mi oldu? Buranın depozitosuyla kirasını sen mi verdin? Evet. Ben ödedim. Niye böyle bir şey yaptı? Kerem, ben sadece yardım etmek istedim. Ben senden yardım istedim mi? Biz burada konuşmadık mı bunu? Hı? Hayır. Yani istemedin ama... Kerem, biz... Biz neyiz Cemre? Biz neyiz ki seninle? Söyle. Biz birlikte değil miyiz? Yani... Biz hiçbir şey değilmişiz. Biz hiçbir şey değilmişiz. Baksana. Birbirimizden haberimiz yok. İki günlük maziyle sen niye benim hayatıma karışıyorsun ya? Bazı şeylerin fiyatı yok. Benim hayallerimin bir bedeli var ama fiyatı yok Cemre. O bedeller de zaten zamanı gelince tek tek ödenir. Ödeniyor. Para sende kalsın kızım. Ne olur para sende kalsın. Bir şeyler gerçekleşir, gerçekleşmez. Bu istenilen şeyler yapılır, yapılmaz. Belli olmaz ki. Ama en azından ben bunu biliyor olurum. Ben bunu görüyor olurum, ben bunu yaşıyor olurum. Üzüleceksem de ben üzülürüm, ben. Bunların hepsini ben tek başıma yaşayacağım. Anladın mı? Sadece ben yalnız, yalnız yaşayacağım. Anladın mı? Bizim mevzumuz ne biliyor musun? Gol 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 dedik ya geçen. Bizim mevzumuz şu.
Sen şimdiye kadar sevmeyi bilmiyormuşsun. Ben de şimdiye kadar sevilmeyi bilmiyormuşum. Bu böyle... Bizlik bir şey yok.